Sizin bir sözünüz vardı. Ben çöplere dokunmam. Doğru mu? Yanılmıyor muyum? Sizin partiniz sosyal demokrat bir partidir. Herkesin umudu, işçilerin umudu, emekçilerin umudu sizin partinizdir. Bu sektörde milyonlarca insanlar ekmek yiyor. Ve bize yardımcı olun. Sesimizi duyurun. Biz çok zor durumdayız. Emekçi insanlarız. Bu insanların aileleri var. Azım sanacak bir toplum değiliz. Yani gerçekten... Evet, kardeşiniz her şeyden önce garibanların yanındadır. Alın teri dökenlerin yanındadır. Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den en azından sadece İstanbul ilinde 15-20 bin insan bu sektörde ekmek yiyor. Ve bizim ekmeğimize taş koyuyorlar. İnsanlar mağdur oluyor. Gerçekten insanlarımız çok zor durumdalar. Yani bu insanların aileleri vardır, öğrencileri vardır, yaşlıları vardır, memlekete aileleri vardır. Bu insanlar çok zor durumdalar. Yani bu insanlar emeği birkaç tane firma için göz ardı edilmemesi lazım. Sizden çok çok yardım istiyoruz ya. Sayın Başkanım, geçen açıklama yapılıyor. Belediye zabıtaları geliyor. Bize deniliyor ki suçlu biz değiliz. Suçlu vali. Vali açıklama yapıyor. Suçlu biz değiliz. Çevre Bakanı. Çevre Bakanı açıklama yapıyor. Diyor suçlu bize. Suçlu biz miyiz? Bunu soruyorum size. Suçlu biz miyiz? 1 milyon insan bu çöp, bu atık toplamada ekmek yiyor. Sadece bizim bildiklerimiz. Bunlar sadece hepsi bizim akrabalarımız. Bunlar bizim bildiklerimiz. Bilmediklerimiz Üsküdar'da, Ümraniye'de, her yerde dolu insan var. Biz burada bize tat belgesi verilmiyor. Tat belgesi olanlara karışmıyoruz deniliyor. Tat belgesi verildi mi aldık, almadık biz. Öyle bir durum yok. Suçlu kim? Polis geliyor. Belediye memurları geliyor. Bize deniliyor ki, abicim biz bir şey yapamayız. Bize terörist muamelesi yapıyor. Çantalarımız aranıyor. Depolardaki mallarımızı gasp ediyorlar. Götürüp satılıyor bunlar. Biz suçlu kim? Biz bunu arıyoruz. Suçlu biz miyiz? Ben bunu size soruyorum. Suçlu vatandaş mı? Evet, suçlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı? Ben çok doluyum başkanım. Kısa. Ben çok doluyum. Hiçbiriniz ama yani kimseye böyle bir şey söylemiyor. Siz çalışıyorsunuz. Siz kazanmak istiyorsunuz. Çoluk çocuğun rızkını sağlamak istiyorsunuz. Eğer var olan bir hükümet varsa hükümetin size yardımcı olması lazım. Sayın Başkanım, ben esnafım. Süveyrek'te dükkanım var benim. Pandemiden dolayı hiçbir satış olmadı. Esnaf kefaletten kredi çektim. Kredilerim 6 ay geri ödemeli, onu ödeyemiyorum. Ben bu atık toplamaya geldim. İş bulamıyorum. İş olmuyor. Bu atık toplamaya bile göz diktiler. Ranta çevirmeye çalışıyor. Tekelleştirmeye çevirmeye çalışıyorlar. Bu iş genelde bir mevsimlik işe döndü Sayın Genel Başkanım. Yani çünkü birçok yapamayacak yani iş bulamayan insanlar ya da dönemsel mevsimsel sıkıntılardan dolayı işini kapatan, pandemiden dolayı işte zorda olan insanların bu işi yaptığı bir iştir. Evet, kağıt toplamak. Öğrencilerin tatil dönemlerinde yaptığı bir iştir. Ek gelir. Tabi tamamıyla bu işten geçimini sağlayan insanlar da var. Birdenbire olay çıktı. Ne oldu? Ne olduğunu göstergesi İstanbul Valiliği bir yönerge yayınladı Sayın Başkanım. Nedir yönerge? Çevre kirliliği, haksız kazanç, kamu malına zarar. Başlıkları altında belediyelere bir yönerge gönderdi. Devlet enerjisini çalma. Neyi? Devlet enerjisini çalma. Devlet enerjisi, evet. Devlet malını çalma, kamu malını çalma vesaire. İşte valilik bu yönerge çerçevesinde belediyelere bu yönergeyi yazılı şekilde gönderdi. Hani alt tabaka üst tabaka ilişkisinden evet, hepimiz biliyoruz. Mesela bir üst tabakan verdiği bir emri alt tabaka evet, yerine getirecek. Ve bunu baza alarak mesela gecenin 2-3'ünde işte Avrupa yakasında mesela Beylerbeyi'nde işte burada depolara ansızın baskınlar düzenlendi 2-3'te. Tek bize söyledikleri şey şudur. 15 dakika içinde valizlerinizi alın gidin biz buraya el koyduk. Ve bu mallarımızı belediyeye götürüp belediyelerin arka bahçelerinde artık ihale usulüyle bazı firmalarla sattılar. Bu firmalar da mesela biz daha sonra tespit ettik. Yani sizin topladığınız ürünleri götürüp evet, sattılar. Evet. Bunun görüntüleri de bizde var. Kimisinin granülü gitti, kimisinin kartonu gitti, evet, kimisinin kağıdı gitti, kimisinin alüminyum. Sadece dedikleri kelime şu. Çatalarınızı alın çıkın biz buraya el koyduk. Sanki biz başka bir gezenden arkasında mafya mı var ya bunun? Bilmiyoruz. Başka bir ülkeden mi geldik, nereden yani geldik bilmiyoruz mesela. Sizin kazandığınız, ayıkladığınız, size evet, ait olan, mülkiyeti size ait olan birisine gelip birisi el koyuyorsa mafya düzeni var demek. Resmen el koydular. Sürekli bizi darp ediyorlar. El koydular zaten. Biz sabah mesela
6'da çekçeye çıkıp gece 12-1'e kadar çalışan arkadaşlarımız var. Ben kendim bir fen edebiyat biyoloji mezunuyum. Evet. Üniversite mezunuyum, bir öğretmenim 4 yıldır. Ben de bu işi yapıyorum değerli arkadaşlarımla beraber. Kesinlikle ben bir üniversite okudum, ben başımı önüme eğip ve bu işi yapıyorsam, tam uçurumun kenarında kendime tutanacak bir dal bulduysam ve birileri gelip benim bu emeğimi hiçe sayıyorsa, ben burada bir sıkıntı duyuyorum. Arkadaşlarım da bundan sıkıntı. Biz hepimiz yoksul ve mağdur ailelerin çocuklarıyız. Bizim bulunduğumuz topraklar da yoksul. Ve son 4-5 yıldır iklim değişikliği, ekonomik krizler, bir sürü sansür burada dönüyor mesela. Bizim isteğimiz dışında, biz yoksul insanlarız. Biz bu işte çalışıyoruz ve valilik bu yoksulluğumuza rağmen, bir de biz valinin bünyesi altında çalışan kişi, şu an İstanbul'da bulmamıza rağmen biz valinin bünyesi altında, biz bu işi kendimiz yaratmışız. 20 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Sayın Emine Erdoğan işte 2017 yılında sıfır atık projesi diyor. Dün değil, belki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı da bir yönerge yayınladı. İşte Sayın Emine Erdoğan'la Çevre ve Şehircilik Bakanı tamamen topu Sayın Vali'ye atmışlar. Vali kendi kafasına göre almış olduğu bir karardır. Kendisi bunları yapıyor. Peki kendisi bunu yapıyorsa, siz bir üst merci olarak siz bunu sorgulayamaz mısınız? Siz bunu denetleyemez misiniz? Valilik böyle bir kararı kendi iradesiyle mi aldı, yoksa yukarıdan talimat geldi, vali böyle bir karar mı aldı, onu öğreniriz. Ben Canan Hoca'yla da paylaştım bu yönergeleri. Onu öğreniriz. Vali tek başına böyle bir karar almaz. Mutlaka birisi bir telkinde bulunmuş. Aynen. Yukarıdan şunu yapacaksın diye. Onlar da yapmışlar. Bunu araştırırız. Size de bilgi veririz. Yani bu işin kaynağı ne? Düne kadar yoktu böyle bir şey. Birdenbire bu tablo çıktı ortaya. Ne zaman çıktı? Siz buradan gelir elde ettiniz. Demek ki bu gelire birileri göz koydu. Aynen. Siz değil, biz alalım. Payı siz değil, payı biz alalım. Malı siz değil, malı biz alalım. Biz kazanalım. Dolayısıyla binlerce kişi aç kalsın, işsiz kalsın diye. Onu öğreniriz, size bildiririz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela diyor ki çekçekçi vergi versin. Şimdi bir tarım işçisi nasıl devlete vergi verebilir ki? Yümyeyle çalışıyor. Biz şu an birer yümyeciyiz. Bizim bir şirketimiz yok, bir kamu kuruluşumuz yok. Bizim depo dediğimiz yer 400-500 metrekare, kendi imkanlarıyla saçlarıyla etrafıma çektiğimiz, bu arkamızda gördüğünüz baraka konteynerlerde yaşayan kişileriz. Bunu da ben ve kardeşlerim, arkadaşlarım ve kardeşlerim birlikte himmetleşe mesela kurduğumuz bir yerdir. Sadece barınmak için ve mallarımızı biriktirmek için. Mesela haftada 400 kilo, 500 kilo pet, 200-300 kilo naylon, 400 kilo teneke, 500 kilo alüminyum vesaire biriktirip üst merceğe, mesela bir paketleme yerine götürüyor. Onlar da fabrikaya. Zaten bu mallar onların fabrikaya satmasıyla ishaliyeleri kesiliyor. Ya bir dakika, Allah aşkına, bunlar vergi alacak başka adam bulamadılar mı ya? Yoksulu ya, bu yoksulu kadar buldular Sayın Başkanım. Malı götürecek, yoksulu buldular. Malı götüren, milyarlarını yurt dışına götüren, yurt dışında dolarlarını manadasından buraya getirenler sıfır vergi veriyor. Yani bula bula sizin buldular ya vergi buldu için. Şimdi sistem şöyle, fakir ve gariban olan kişi Sayın Başkanım. Ya akıl alacak şey değil ya. Ya akıl alacak şey. Şimdi vergi versek 215 milyon dolar etmez. Anladınız siz? Anladım. Sayın Başkanım, anladım. Zaten yoksuldan kolay vergi alabilirsin. Yoksulun tepesine kolay bilirsin. Çünkü yoksul mağdurdur. Sürekli başını böyle öne eğip aman bana karışmasınlar korku düşüncesi var yoksulda. Ama biz bu korku düşüncesiyle değerli arkadaşlarımızla yeneceğiz. Yeneceksiniz. Yeneceğiz ve biz hakkımızı elde edeceğiz. Aynen. Bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sizden temennimiz bizim yanımızda olmanızdır. Bize destek çıkmanızdır ve sesimizi kamuoyuna duyurmanızdır. Endişe etmeyin, yanınızda olacağız. İnşallah. Gayet açık, gayet net söylüyorum. Hepiniz de şahit olun. Yanınızda olacağız. Hiç endişe etmeyin. O günü baskın yaptan günün saat 9-10 civarlarında bizim iş yerlerimize kepçelerle, dozerlerle saldırdılar. Bizim yatmak için kullandığımız yerlerimizi, ondan sonra mallarımızı, çöp konteynerlerinden topladığımız mallarımızı elimizden almaya çalıştılar. Ondan sonrasında da gelip kimlik kontrolü yapıp kimliğimizi alıp, hani SGK ve maliyeden geldiler. Bizim adımıza ceza uygulaması yapılacak. Maliyeden bir arkadaş var, ceza geldi, 200 bin liraya yakın bir ceza. Bunun da önüne geçildi. Hani onlar sizi tahrik edebilirler, başka bir şeyler yapabilirler, mallarınıza el koyabilirler. Bir özel çatışma içine girmeyin. O, çünkü sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir havuz medyası. Siz o konuda çok dikkatli olun. Bu konuda bir şey dile getirmiyorsunuz başkanım. Güzel. Çok dikkatli olun. Şurada yaklaşık 300 tane genç var. Evet. 300 genç de şu an polis memurlarım sicillerine bir girsinler. Evet. Bir kişinin bir örgüt adına herhangi bir suç, herhangi bir hırsızlık, üstleri kirli olabilir. Üstümüz her zaman kirli oldu. Ama içimiz bir gül bahçesi. Güzel. Kalbimiz bir gül bahçesi. Güzel. Ülkemize nasıl faydalı olduğumuzu, kamuya nasıl faydalı olduğumuzu, insanların, bugün bize baskın yapanların
evde çöpümüz sabah kalkmasın, ev kokar diye çöpünden biz ekmek çıkartıyoruz. Evet. Arkadaşımız üniversite mezunu. Ama kaç kişi üniversite burada? Sadece 4 kişi çıkar, 5 kişi çıkartabilirsiniz. Üniversite hayalimdi benim. Evet. Çok büyük bir hayalimdi. Dünyada tek istediğim şey üniversite mezunu olmaktı. Bırak mesleği, bir üniversite mezunu okuyabilin, bir yere girmeyin. Ama maalesef ortaokulda bırakmak zorunda kaldım. Neden bıraktım? 8 küçük kardeş, bende 8 küçük kardeş vardı. Onlara bakmakla mümkün, 13 yaşında geldim çekecek çıkmaya. Ondan sonra 12 yaşından öncesinde 7 yaşında mevsimlik işine girdim. Evet. Biz mevsimlik işiyle çöp işi yaptık bugüne kadar. Biz ülkemizde bize neden bir mülteci muamelesi bile görmüyoruz. Ne de bin güzel. Bak şu an bu barakalarda yaşıyoruz. Gidin kışın hiç kimsenin bizim üstümüze gelenin bir oğlu gelsin bir gece burada kalsın. İşi onlara bırakırız. Bizim mağduriyetimiz burada. Biz gidip yani şöyle 1000 lira kazanayım. Akşam gideyim 200 lirasını kafede yiyeyim. Bugün de söyledim arkadaşlara. Biz bir restoranda yemek yemeyi bilmiyoruz. Biz bir çatal sağ eline bıçak soluna gittiğini bilmiyoruz. Bir arkadaşım bir kere dünyanın falan da yemeğe gittik. İnancın olsun güldü sırıtı arkadaşım. Evet. Niye biz dünya görmedik? Ama yine de şükrettik. Yine razı kaldık. Bu bize rafa değil aslında. Biz attığınız çöpte ekmek çıkartıyoruz. O da ülkemize faydalı. Evet. Evet. Dağ çöpler vardı 90'larda bazıları diyor. Hı hı. Neden vardı o zaman böyle çalışan, arı gibi çöp toplayan insanlar yoktu. Kağıt toplayan insanlarımız yoktu. Bugün eğer biz o madeniyette en çok bir desteğimiz orada vardı. Bizim tek isteğimiz bir ekmek. Biz ülkeyi... Yani az önce dedik ki kamyona taş polis, orada birkaç tane genç gibi çok üzerine giderek, zabıta memurları çok üzerine giderek çocuklar ne yapacak? Biber gazları basında var, memri. Dükkan da sahibi, zabıtalar el koyacaktı malına, sahibi de yakmak zorunda kaldı yani sinirinden. Sahibi kendisi yaktı, bak kendi yeni kurdu, mağduriyeti çok yüksek oldu. Başkanım bizim topladığımız, çalıştığımız para günlük 100 lira, 50 lira ya 150 lira ne olsa belki de 50 liradır. Biz o paramızı cebimize bir hesabımız yok bizim. Hesabımız memleketteki Urfa, Karaçi ve Rakaçlı'daki babalarımızdır. Huzur evinde değiller, biz onlara bakın yükümlüyüz. Bir de çocuklarımız var bak, buradaki %80'i evli olan gençlerin hiçbir evi burada değil. Çocukları memlekette getiremiyor, hayat pahalı, İstanbul'da bir ev kiralayıp tutamıyorlar. Çünkü yetmiyor. Yetmiyor, bu kazandığı aylık 1000-2000 lirayı da babasına gönderiyor. Babam diyor, benim çocuklarıma bak, bir de kendinize bakın. Ben burada ev kiralayamam, ailemle yaşayamam burada diyor. Yani bu mağduriyetimizi kamu... Özellikle Anamorfa Partisi olarak size teşekkür buraya kadar geldiğiniz için lütfen dile getirin ki inşallah Vali Bey ise, Vali Bey'in üstü bu emri kim verdiyse bir geri adım atar. Mağduriyetimiz onlar da görür. Onu araştıracağım, bildireceğim. Onu araştıracağım, bildireceğim. Sen gel başkan, hoş geldiniz. Merhaba muhtarım. Otur otur muhtar. İyiyim, iyiyim, sağ ol. Mahalle muhtarında da şöyle bir bilgi verilmiş. Hırsızlıktan dolayı bu uygulamayı yapıyoruz demiş. Ümraniye Belediyesi'nin çok düşmanca bir tutumu var. Yıllardan beri böyle ama son zamanlarda iyice azıttılar. Yani gerçekten girdikleri yeri çok tahrip ediyor, mallarına el koyuyor. Sokaktaki gördüğü toplayıcılar da el koyuyor. Şimdi beni konuşturmasınlar. Hırsız ediyorlarsa gerçekten... baksınlar etrafında bir sürü hırsız var bunların ya. Evet. Başka hırsız mı bulamadılar ya? Alın teri döküp çöpten kağıt topluyor. Efendim demir parçası topluyor, bu insanlar alıp geçiniyorlar ya, sen bunları nasıl hırsız diye tanımlarsın ya? Kadıosan bölgesinde olmanızın özel bir anlamı var. Özel anlamı şu, ben daha önce Ümraniye Belediyesi ile yıllar önce de görüşmüştüm. Ümraniye Belediye Başkanı hepimize burada söz verdi. Dedi ki Ümraniye sınırları içerisindeki depolar Kadıosan'a yer bulsun ve yerleşsin. Kendi sözü ve sonra gelip kendi yerleştirdiği yere valilikle birlikte operasyon yaptılar. Burası Ümraniye Belediye Başkanı'nın bize gösterdiği yerdir. Ve şu konuda da müsterih olmanızı isteriz Sayın Başkanım. Biz siz bizim arkamızda olduğunuz gibi biz de sizin arkanızdayız. Dernekleşiyoruz, örgütleniyoruz. Örgütlenin, güçlü olun. Sen burada değil, Ankara'dakilerde, İzmir'dekilerde hep beraber örgütlenin, güçlü olun. Ama şunu da biliyoruz. Bu sorunların çözümünde sizin samimi olduğunuzu, dürüst olduğunuzu biliriz ama esas çözümünde en geç bir yıl içerisinde hep birlikte, el birliğiyle arkadaşlar artık bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor ve hepinize bu sorumluluk düşüyor. Hepimize düşüyor. Asıl o zaman gerçek çözüme kavuşmuş olacağız. Evet. Onu yapacağız, yapacağız. İstanbul'daki hortumları beraber kestik. Arkadaşlarımız hepimiz çok öfkeliyiz. Hepimizin dili şişti konuşmamaktan biliyoruz. Bizim önümüzdeki sofrayı çekip benim o yemeğimi yememe engel olan kişiye gün gelecek ben hesap soracağım. Gerek bu kapalı perdeler arkasında olsun, gerek bu benim direnmem olsun, gerek bu düşüncem olsun, bu fikrim ve zikrim olsun. Bunun hesabını biz soracağız.
bizim şu anki mağduriyetimiz demokratik burada. Demokratik yollarla. Evet, demokratik yollarla. Demokratik yollarla. Demokratik yollarla. Çünkü alıp gene demesinler var. Bunlar gelecek, vuracak, kıracak, dökecek demesinler. Demokratik yollarla biz bunun hesabını soracağız. Biz hepimiz irade sahibi ve genç insanlarız, bilinçli insanlarız. Biz bunun farkındayız. Dürüst insanlarsınız. Evet, dürüst insanlarız. Biz çalmadan, çırpmadan şey yapmıyoruz. Kimsenin herhangi bir memurun, bir avukatın, bir doktorun yakasına yapışmıyorum. Evet. Demiyorum maaşını bana ver, gelirini bana ver. Benle bölüş demiyorum. Bir çöpü biz aldığımızda biri konteynere bakma devleti dediğinde başımızı önümüze devleti eğiyoruz. Devleti soymuyorum diyeceğiz. Utanıyoruz. Genç insanlarız. Ben 28 yaşındayım. Biri bana o çöpü karıştırma dediğinde ben utanıyorum. Ama yoksulum, mağdurum, mecburen ben bu işi yapacağım. Çünkü uçurumun kenarındayım. Tutunacak son dalım budur. İnsanlar, yani her bir insanın dükkanında yani mal aldığı zaman 200, 300, 500, 150 milyarlık mal var. Bu malı nerede getiriyorlar? Satın alıyorlar. Bu malı satın alıyorlar. Yani çekçekçilerden satın alıyorlar ve geliyor bu malı gasp ediyorlar. Arkadaşlarımın demin anlattığı gibi belediyelerin arka bahçelerinde satıyorlar. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Hem sizin güvenliğinizi sağlamak hem görevinizi yasal çerçeve içinde yapmak, bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir ön çalışmayı Çankaya Belediyesi başlattı. Onu inşallah bütün Türkiye'ye yayacağız. Rahatlıkla toplayacaksınız, sosyal güvenliğiniz olacak, huzur içinde çalışacaksınız, kimse size müdahale etmeyecek. Bütün bunların, şimdi dediğim gibi bir çalışma yapılıyor. O çalışmadan ilk sonuçları elde edeceğiz. Sonra onu Türkiye genelinde bütün belediye başkanlarımız yapacak. Hepiniz çalışacaksınız, hepiniz kazanacaksınız. Burada hiçbir kimse de gelip müdahale etmeyecek size. Evet, evet. Tabii baktılar burada rant var. Acaba bu rantı bunları nasıl tasfiye ederiz yerine bizim adamlar nasıl gelir yerleşir? Bunun hesabını yapıyorlar. Sayın Başkanım, bizim dükkana belediye ekipleri dozerler, kepçelerle dükkanımıza girip buradaki barınaklarımızı, kaldığımız yerleri, kolu kuvvetleriyle beraber. Kolu kuvvetleriyle birlikte tabii. Bizim yatmak için kurandığımız yerlerimizi, çöplerden topladığımız kağıtları, plastik, karton, marton derken hepsini almaya çalıştılar. Gelip ABD sırasında da dükkanımızı ateşe verdiler. Her yer yandı. Bizim yatmak için kardeşlerimle kullandığım konteyner hepsi yandı. Kül oldu. Dükkanım yandı. Hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Sayın Başkanım. Hepsini çözeceğiz. Şu an 3 tutuklu arkadaşımız var Sayın Başkanım. Suçsuz yere. Suçsuz. Onları da bir dile getirmek istiyoruz. Meraklanmayın. Onlarla da ilgileniriz. Milletvekili arkadaşlarımızı göndeririz. Bir söz alalım. Kimsenin çöpten geçinmek zorunda kalmayacağı bir Türkiye'nin sözü alalım. Bir dünyayı yaratmak zorunda. Herkesin aşı işi olmalı. Herkes güzel bir hayat sürmeli. Zaten hedefimiz de o. Zaten hedefimiz de o. Bizim umudumuz sizsiniz Sayın Başkanım. Moralinizi bozmayın, umudunuzu kaybetmeyin. Mutlaka düzelteceğiz. Bir şeyden emin olun. Haramilerden bu ülkeyi temizleyeceğiz. Haramilerden temizleyeceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim Başkanım. Sayın Başkan, Urfa'ya da bekleriz. Sabit olun. Sabit olun. Arkadaşlar. Başkanımızın var mı yani? Onu açalım. Arkadaşlar çok fazla yol yapacağız. Arabanın oraya açılın. Yolu görelim. Çekin. Hayvanların davası. Hadi bakalım.